Evet, bu videoda ışık olgusuna basit bir giriş yapacağız. Işık en azından bana göre çok gizemli bir şey. Çünkü gerçekliğimizi tanımlar. Gerçekliği görmemiz ve algılamamız ışığın nesnelerden yansıması, üzerinde eğilmesi ve kırılmasıyla olur. Ardından ışığı algılayan gözlerimiz beynimize sinyaller yollar ve çevremizde gördüğümüz dünya beynimizde modellenir. Yani cidden ışık bizim gerçekliğimizi en özgün tanımlayan şeylerden biridir. Ancak aynı zamanda ciddi anlamda üzerine eğilip ışıkla deneyler ve gözlemler yaptığınızda bir takım gizemli özellikler göstermeye başlar. Ve bunlar henüz tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Işıkla ilgili heyecan verici tonlarca şey var. Bunlardan biri de ışık hem dalga hem de parçacık gibi davranır. Ha, bu sadece ışığa özgü bir şey değil. Kuantum mekaniği sayesinde küçüklüklere indiğinizde hemen her şey için geçerlidir. Bu kavraması çok zor bir kavram, öyle değil mi? Dalga gibi davranan şeyler Heh, dalga gibi davranmasına alışıyoruz. Örneğin ses dalgaları ya da bir okyanusun dalgaları gibi. Aynı şey parçacıklar için de geçerli. Mesela basket topları ya da kahve bardağım gibi. Ama iki türde de davranan bir şey çok ilginç. Örneğin Einstein'ın fotoelektrik etki üzerindeki çalışmasında olduğu gibi ışığı parçacık olarak gözlemlerseniz ben bu çalışmanın detaylarına girmeyeceğim. Belki ileride bir kuantum mekaniği üzerine videoda konuşabiliriz bunları. Işığı, ışık hızında hareket eden bir parçacıklar treni gibi gözlemleyebilirsiniz. Az sonra bundan bahsedeceğim. Biz bu parçacıklara fotonlar diyoruz. Işığı başka yollarla gözlemlerseniz, ışığı bir prizmadan kırılan ışık demeti olarak incelediğinizde bir dalga gibi görünür bir dalganın özelliklerine sahip. Bir frekansı ve bir dalga boyu var. Diğer dalgalar gibi bu dalganın hızı da frekansı çarpı dalga boyuna eşittir. Işığın bu parçacık yönünü bir kenara bırakıp yalnızca dalga yönüne baktığınızda bile hala büyüleyicidir. Çünkü birçok dalga içinden yol alabilecekleri bir ortama ihtiyaç duyar. Örnek olarak sesin hava içinde yol alışını gösterebilirim. Şimdi şuraya birkaç hava parçacığı çizeyim. Evet. Bunlar hava parçacıkları. Ah, hava parçacıkları arasında yol alan bir ses dalgası çizeyim. Bakalım. Bir takım hava parçacıklarını sıkıştırırsınız. Onlar da kendi yanlarındakileri sıkıştırırlar. Böylece havada daha yüksek bölümler oluşur. Buna yüksek basınç ve alçak basınç bölgeleri diyebiliriz. Çizelim şimdi. Yüksek basınç, alçak basınç, yüksek basınç, alçak basınç ve bunlar birbirlerine çarparken bu dalga sağa doğru yol alır. Ve bunu şemaya aktardığınızda orada da dalganın sağa doğru yol aldığını görebilirsiniz. Orada da dalganın sağa doğru yol aldığını görebilirsiniz. Bütün bu şema enerjinin bir ortam içinden yol alması üzerine kuruludur. Dalgalar böyledir. Bir ortam içinde yol alırlar. Fakat ışık bir ortama ihtiyaç duymaz. Işık her şeyin içinden, yani havasız bir ortamın içinden en hızlı şekilde yol alabilir. Üstelik ışık akıl almaz derecede hızlı yol alır. Saniyede 3 çarpı 10 üzeri 8 metre. Bu saniyede 300 milyon metre eder. Yani ışığın dünyanın etrafını bir tur dönmesi saniyenin yedide birinden daha kısa sürer. Işık dünyanın etrafında bir saniyede yediden fazla tur atabilir. Akıl almaz derecede hızlı. Bu inanılmaz bir hız değil mi? Fizikle bilinebilen değil, fiziğe göre mümkün en yüksek hızdır. Kavraması gerçekten güç. Ama şöyle düşünebiliriz. Tamam. Eğer bir şey bir hızda gidiyorsa ve bu şeyin üzerinde diyelim bir karınca varsa ve ikisi de aynı yöne gidiyorlarsa daha da hızlı gidebilirler. Hayır. Hiçbir şey ışık hızından daha hızlı gidemez. Bu şu anki fizik anlayışımıza göre kesinlikle imkansızdır. Yani bu yalnızca yüksek bir hız değil, en yüksek hızdır. Mümkün olan en yüksek hız. Bu aslında yuvarlak bir rakam. Gerçekte bu saniyede 2.99 vesaire 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 çarpı 10 üzeri 8 metredir. Fakat 3 çarpı 10 üzeri 8 oldukça isabetli bir yuvarlama. Şimdi gözle görülebilen ışık tayfı sınırları içindekilerden bahsedelim gelin. Birazdan bu sınırların dışındaki şeylerden de bahsedeceğim. Renklere muhtemelen aşinasınızdır. Renk deyince gözünüzün önüne gök kuşağının renkleri geliyor belki de. Yok kuşağı gerçekten oluşur. Çünkü güneşten gelen ışık beyaz ışık küçük su parçacıklarında kırılmaktadır. Bunu buradaki şekilde prizmanın içinde kırılmasında olduğu gibi düşünebilirsiniz. Beyaz ışık görülebilir tüm dalga boylarını içermektedir. Fakat farklı dalga boyları prizmada farklı olarak kırılır. Daha yüksek frekanslı dalga boyları mor ve mavi, kırılma açısı düşük frekanslı dalga boylarına göre daha fazla kırılırlar. Yani kırmızılar ve turunculara göre. Gözle görülebilen ışığın dalga boyu yaklaşık 400 ila 700 nanometre arasındadır. Işığın frekansı arttıkça barındırdığı enerji de artar. Daha yüksek frekans her bir fotonun daha yüksek enerjisi olduğu anlamına gelir. Elektronları dağıtabilmekte daha üst düzey yetenekleri vardır. Daha yüksek frekans, daha yüksek enerji demektir. Şimdi, fark ettiyseniz, baştan beri gözle görülebilir ışıktan bahsediyorum. Gözle görülebilir ışığın ötesinde ne var diyebilirsiniz. Bizim gözle görebildiğimiz ışık çok daha geniş bir olgunun sadece bir bölümüdür. Gözle görülebilir ışık aslında elektromanyetik tayfın sadece bir parçasıdır. Yani esasında ışık bir elektromanyetik ışınımdır. Şimdiye kadar size ışık hakkında anlattığım her şey, mesela dalga özelliklerine ve parçacık özelliklerine sahip olması yalnızca gözle görülebilir ışığa özgü bir şey değil. Bunlar tüm elektromanyetik ışınım için geçerlidir. Yani arabanızın kilidini uzaktan açabilmenizi sağlayan radyo dalgaları gibi. Cep telefonunuzun bazı istasyonlarıyla iletişime geçebilmesini sağlayan dalgalar gibi. Veya yemeğinizin içindeki su moleküllerini titreştirerek onu ısıtmanıza imkan veren mikrodalga gibi. Mesela kızılötesi ışınlar. Bu ışınları vücudunuz yayar ve kızılötesi kameralar bu şekilde duvarların arkasından insanları tespit edebilir. Gözle görülür ışık, ultraviyole ışınlar. UV ışınları Güneş'ten dünyaya ulaşır ve teninizin kararmasına yol açar. X ışınları yumuşak maddenin arasından geçerek yalnızca kemikleri fotoğraflamamızı sağlayan ışınlardır. Gama ışınları kuasarlardan ve diğer fiziki cisimlerden gelen çok yüksek enerji dalgalarıdır. Bunların hepsi aynı şeyin örnekleri. Biz bunlar arasından yalnızca belli frekansları gözle görülebilir ışık olarak algılıyoruz. Bunun üzerine şöyle diyebiliriz. Peki Funda nasıl oluyor da sadece belli frekanstakileri algılayabiliyoruz? Neden sadece bu frekans aralığını görebiliyoruz? <laughs> Gerçekten çıplak gözle görebildiklerimiz yalnızca bu frekanstakiler. Bunun sebebi ise, daha doğrusu sebebine dair en iyi tahminimse, bu frekansların Güneş'in çok fazla elektromanyetik ışınım yaydığı frekanslar olması. Bizler çevremizi yansıyan elektromanyetik enerjiyle algılarız. Tabii çok elektromanyetik ışının bulunan aralık bu algı için en müsait olan kısım. Yani diğer evrenlerde veya diğer gezegenlerde ultraviyole aralığında ya da kızılötesi aralığında daha fazla algıya sahip canlılar bulunması mümkün. Hatta dünya üzerinde bile bu uç aralıklarda daha iyi görebilen canlılar mevcut. Fakat bizim bu tayf içinde gerçekten iyi görebildiğimiz kısım, güneşin üzerimize yüksek oranda ışınım yaydığı kısımdır. Evet, şimdilik burada bırakıyorum. Bana göre bu ışık konusuna oldukça iyi bir giriş oldu. Eğer bu konular size anlaşılmaz veya göz korkutucu geliyorsa, örneğin bu dalga-parçaçık ikiliğinin enerjisinin hiçbir şey içinden geçmeden yol alması gibi kısımlar kafa karıştırıcı ise endişelenmeyin. Bunlar en iyi fizikçilere dahi anlaşılmaz gelmek. Yani fizik üzerine olan tartışmaların en uç noktalarına şimdiden ulaştınız bile. Hoşçakalın.